Velkoz adı takılmış olan dehşeti tam olarak anlayabilmek için önce gözcülerin ne olduğu ve fani dünyayı görmekten nasıl men edildikleri bilinmeli. Varlık düzleminin ötesinde, dışında ve her nasılsa altında ölümlü zihinleriyle anlaşılamayacak nihayetsiz bir boşluk uzanır. Buraya hiçlik denir. İster ölümlü olsun ister ölümsüz, hiçbir varlık hiçlikte gezemez. Böyle bir yerin nasıl ya da neden oluştuğunu bilmek gerekmez. Sadece var olduğunu bilmek yeterlidir. Hiçlik ebedidir. Hiçlik her şeyi tüketir. Hiçliğin soğuk, sonsuz karanlığında her şey eşittir. Ve her şey boşluktadır. Bitmek tükenmek bilmez çağlar boyu bu bilgi salt gerçeği yansıtıyordu. Barış vardı. Tabii böyle bir kavramın hiçlikte bir anlamı olduğu söylenebilirse. Sonra bir şey değişti. Ama hiçlikte değil, başka bir yerde. Değişen şey varlığın ortaya çıkmasıydı. Eskiden hiçbir şey yokken artık bir şey vardı. Sadece varoluşu bile karanlıkta sürüklenen devasa, soğuk, biçimden yoksun yaratıkları huzursuz ediyordu. Bu varlıklar o zamana kadar bilinç sahibi olduklarının bile bilincinde değildi. Ama artık bu diğer yerin, değişken, her şeyi kapsayan bir yaratımla dolu diğer mekanın varlığını öğrenmişlerdi ve ona katlanamıyorlardı. Yaratıklar seyretmeye başladılar. Dikkatle incelediler. Kısa süre sonra kendilerinin de incelendiğinin farkına vardılar. Onlarla iletişim kuran fani zihinler, sonsuz karanlığın en uç sınırlarında kırpışan ışık zerreleri kadar silik ve önemsizdi. Ama gözcüler bu zihinlerin maddi dünyayı işgal etmelerine, yok etmelerine, hiçliğin ötesindeki gerçekliğin katlanılmaz kıvranışını durdurmalarına olanak tanıyacağını gördüler. En atak olanları iki dünyayı ayıran perdeyi yırtarak kendilerini yüzeye attılar. Fakat hiçliğin boşluğundan gerçekliğin maddesel ve doğrusal yapısına aniden geçmek onları sersemletti. Bir anda zamanla, ısıyla ve acıyla tanışmışlardı. Sonra geride sadece soğuk kaldı. Geçit kapanmış, düzinelerce gözcü iki diyar arasındaki sınır bölgesinde geçiş anında dona kalmıştı. Hiçlikte kalmış olanlar hiddetlendiler. Yaşananın ne olduğunu kavrayamıyorlardı ama ihanete uğradıklarını biliyorlardı. Böylece uyum sağlamaya başladılar. Gözcüler maddesel dünyaya uzanarak onu oluşturan ham maddeyi alıp bozdular. Şekillendirdiler ve ona bilinç verdiler. Böylece hiçlikten doğan ilk yaratıklar ortaya çıktı. Bunlar efendilerinin gözleri ve kulakları olarak varoluş denen kabusu seyretme, dinleme ve öğrenme görevini üstlenecekti. Bu yaratıklardan biri diğer hepsinden farklı. Hiçlikten doğanların belki de en yaşlısı olan bu yaratık aynı zamanda ortaya çıktığı sonsuz boşluğun dışında en uzun süre yaşamış olanı. Onunla karşılaşma talihsizliğini yaşamış olanlar ona sayısız isim takmışlar. Ikatya'nın hiçliği savaşta düşmanlarının üstüne salmasından binlerce yıl önce Shurima'nın ilkel halkları bilge kişilerin rüyalarını çalmak için yer altından çıkagelmiş olan Velkoz adlı bu iblisten korkardı. Adı güncel dillerde birebir çevrilemiyor ama aşağı yukarı yok ederek anlamak manasına geliyor. Velkoz'un bilgiye duyduğu sonsuz açlık, Velkoz'u dünyanın en karanlık derinliklerinden en yüksek zirvelerine kadar her yere götürdü. Son derece kurnaz olan ve sistemli çalışan Velkoz sayısız uygarlığın kuruluşunu, gelişmesini ve çöküşünü sessizce seyretti. Okyanus tabanının gizemlerini anlamak için yüzyıllarca suyun derinliklerinde gezindi. Hatta tepesindeki gökyüzünde gezinen yıldızların hareketlerini tahmin etmeye çalıştı. Velkoz topladığı bütün bu bilgileri Runeterra'nın gerçeklik dokusundaki yırtıklara götürerek gözcülere aktarıyor. Onu engellemeye çalışan tüm ölümlüleri de tereddüt etmeden ortadan kaldırıyor. Çünkü hiçlik ebedi ve sonunda hepimizi yok edecek.